Bunu abi, nereden şimdi? Daha dramatik bir yere gideceğiz. Çünkü biz buradan biraz eğleniriz diye gerçek kişilere de ulaştık. Bu yarışmada kulaklık kazanıp alamayan 2-3 kişiye ulaştık. Dedim ki bana bir video çeker misin dedim. Eğlenceli hani ki biz dedi çok seviyoruz Girey abi gerçekten dedi. Gerçekten ulaştık mı? Evet mi? Ulaştık. Bize video çektiler. Bir 2-3 dakikalık video. 3-4 kişi var işin içinde. Çünkü ben birini buldum. O onunla aynı mağdur olduğu için birbirini bulmuşlar falan. Ben sana bu hikayeyi sonra abi, anlatabilir miyim hocam, videolardan sonra? Ben... Gerçek yüzünü. Bak bir şey söyleyeceğim Cansu. Bu gerçek videolardan sonra sen bile onu kurtaramazsın. Gerçekten mi? Evet. Girey'in ipini çekiyoruz efendim bölümde. Hocam videolar elinizdeyse böyle hazır. Biz sesi nasıl duyacak Girey? Duymasam da olur. Tamam duymak istemiyor hocam. Duysun çok bu utanıyorum. Önemli. Biz onları bulduk abi. Ve bize video çekti çocuklar. Biz de bir müzik koyduk altına daha dramatik olsun diye. Evet çekelim ipini Girey. Hiç gerek yoktu bu arada ben izledim videoyu. Yıl olmuş 2022. Ben hala kablolu kulaklık kullanıyorum. Yolda, otobüste, okulda insanlar bana acıyarak bakıyor. Geçen arkadaşlar aralarında konuşurlarken duydum. Gizlice bana para topluyorlarmış. Sırf bir Bluetooth kulaklık alabileyim diye. Bunun tek sorumlusu Girey Altınok'tur. Ben onun düzenlediği o malum yarışmaya katıldım. Ve bana Bluetooth kulaklık göndereceğini söyledi. O gün bugündür bekliyorum. Binaya gelen hemen hemen her kargocuyu ben karşılıyorum. Sokağın başında kargo arabası belirdiğinde hani olur ya bir umut gidiyorum o arabayı karşılıyorum. Gel gelelim ne gelen var ne giden. Kendimi bir gün bu kablolarla boğacağım artık. Ben bir Girey Altınok mağduruyum. Adımı soyadımı daha vurgulu söyle. Merhabalar. Ben Girey Altınok'un yarışmasına katılıp kazananlardan birisiyim. Tam kazandım diye sevinecekken kendisi ortadan kayboldu. Ben elimde olanı da kaybettim abi. Sen bana kulaklık göndereceksin diye kendi kulaklığımı kestim attım. Ama biraz böyle bir erkeklik oldu. Yaptım yani. Başarılı senaryolarına tanınıyorsun ya. Bize de böyle bir senaryo yazdın işte. Belki o zaman parasızdın. Anlarız. Şu an o kadar proje yapıyorsun. Hiç mi aklına gelmiyoruz be abi? Kaç para abi bu Bluetooth kulaklık ya? Biliyorum da insan. Ben sırf eğlence olsun diye Girey Altınok'un o sayfasındaki çekilişe katıldım. Yani hiçbir beklentim yoktu açıkçası yani. Kendi tutturdu dedi. Kazanana dedi Bluetooth dedi kulaklık dedi hediye edeceğim ben dedi. Ya bana böyle söyledi. Bak dedim Girey abi. Gerek yok yani. Boşa masraf dedim gerek yok dedim. Yok dedi bunu dedi, hak ettiniz dedi, olur mu öyle şey dedi. Bizi, yani özellikle beni durduk yere bir beklentiye soktu. Evet, sayfayı hala takip ediyorum. Evet, güldürüyor millet, güldürüyor. Çok başarılı diyorlar, bayağı güldürüyormuş galiba ama bu kadar insanın ahını aldıktan sonra Girey. Abi, kendin gülebilecek mi? Duygularım oynadı. Selam. Ben Girey Altınok'un yaptığı yarışmayı kazandım. Yani bütün sorulara doğru cevap verdim. Bana dedi ki sana dedi Bluetooth kulaklık göndereceğim dedi. Kablosuz kulaklık göndereceğim dedi. Nasıl mutluyum ama. Aradan yıllar geçti. Ne gelen var ne giden. Aa bugün bir kargo geldi biliyor musunuz? Kutu böyle nasıl heyecanlıyım kulaklığım geldi diye bir açtım ne çıktı içinden? Salatalık. Salatalık ya. Ya bir şey olamaz. Bir şey diyeceğim. Bu çocuklar gerçekten bir şekilde iletişime geçip alamamışlar kulaklığı. Ben de bahsettim. Dediler ki biz Girey abi seviyoruz. Dedim ki lütfen bununla alakalı bana video çeker misiniz? Ama eğlenin bununla lütfen dedim. Dedi ki seviyoruz zaten Girey abi. Bu çocuklar Bluetooth kulaklık alamamış çocuklar. Anladım.